Herkes dünyanın döndüğünü bilir. Ancak dünya neden dönüyor sorusunun cevabı o kadar da bilindik değildir. Bu videoda sizlere dünyanın neden döndüğünü ve ne zamana kadar döneceğini kısaca açıklamaya çalışalım. Dünya yaklaşık olarak saatte 105 bin kilometre hızla dönüyor. Aslında sadece dünya değil, diğer gezegenler de, uyduları da, güneş de, güneş sistemi de, hatta galaksiler de dönüyorlar. Bütün bu dönüşlerin ne zaman, niçin ve nasıl başladıkları tam olarak bilinmiyor. Ancak fizik kuralları ile bazı açıklamalar yapabiliyoruz. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Benzer videolar için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Oluşumu sırasında dev bir bulut olan dünya yoğunlaşıp katılaşırken dönmeye başladı. Bilim adamları buna açısal momentumun korunumunun, kısaca eylemsizlik yasasının neden olduğunu söylüyorlar. Eylemsizlik yasası, bir cisim üzerine etkileyen dış kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğu zaman cismin hareket durumunun değişmeyeceğini söyler. Örneğin, lavaboya su döktüğümüzde suyun daireler çizerek aktığını görürüz. Suyu boşaltırken de tıpayı çektiğimizde su döne döne boşalır. İşte bu şekilde dönmeye başlayan dünyamız, uzayda onu durduracak hiçbir dış kuvvet olmadığı için dönmeye devam etti ve hala ediyor. Masanın üzerinde döndürdüğümüz bir basketbol topu bir süre sonra durur. Neden durur? Çünkü uzaydan farklı olarak dünyadaki tüm boşluklar hava ile kaplıdır. Hava, topun dönmesini durduracak bir sürtünme kuvveti oluşturur. Sürtünme kuvveti ise enerji kaybına neden olur. Bunu şanslıysanız topun döndüğü yerdeki ısınmadan anlayabilirsiniz. Ya da top hızlı döndüyse sürtünmenin neden olduğu hava akımının sesini duyabilirsiniz. Uzayda dönmeyi yavaşlatacak ya da durduracak bir etki olmadığı için enerji kaybı olmaz. Ya dünyayı yavaşlatacak bir güç olsaydı, dönmeden dolayı oluşan enerji okyanusların kaynamasına, yeryüzündeki kayaların erimesine ya da volkanların patlamasına neden olabilirdi. Tamamen durduğunda dünyanın güneşe bakan yüzünde sürekli gündüz, diğer tarafında sürekli gece olacaktı. Bu tür olayların sadece bilim kurgu filmlerinde geçmesini umalım. Ama dünyanın dönme hızının yavaşladığı da bir gerçek. Ay, güneş ve güneş sistemindeki diğer gök cisimlerin çekim kuvvetinden dolayı dünyada gelgitler, yer kabuğunda gerilmeler yaşanıyor. Gelgitten doğan sürtünme kuvveti dünyanın yavaşlamasına neden oluyor. Bu yavaşlama 100 yılda 2 milisaniye olarak hesaplanmış. Yer bilimcilere göre bundan 4 milyar yıl önce dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü 14 saatte tamamlıyordu. Yani bir gün 14 saatti. 340 milyon yıl önce bir yıl 397 gün, bir gün 22 saatti. Eğer bir gün geleceğe, milyonlarca yıl sonrasına yolculuk yapabilirsek, bir günün 48 saat olduğunu görürdük. Eylemsizlik yasasına geri dönecek olursak, ilk olarak 1687 yılında Sir Isaac Newton'un Hareketlerin Kanunları isimli kitabında belirttiği gibi, eğer bir şey hareket ediyorsa ve ona hiçbir dış kuvvet etki etmiyorsa, hareketine sonsuza kadar devam eder. Dünyanın ilk dönüş hareketini etkileyecek önemli ölçüde bir dış kuvvet olmadığından, dönüşüne epey bir süre devam edeceği kesin. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz.